Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Ertan. Teşekkürler. Hocam son haftalardaki performans gerçekten üst düzey ve çok mücadeleci bir takım var. Potadan da çıktınız. Neler söylemek istersiniz? Evet, yani şimdi baktığında 4 hafta öncesi hiç istediğimiz gibi gitmeyen skorlar, oyun belki skora yansıtamam ama son 4 haftadır da ortaya çıkardığımız oyun kimliği, sahadaki mücadele, oyun stratejimiz ve gelen skorlar, gol yemeden kazanılan maçlar bizi tabii ki yukarıya doğru tırmanışı sağladı. Ama çok o kadar geriden geldik ki şu an daha rakiplerimizle eşit duruma geldik. Bundan sonraki süreç önemli ama yakaladığımız ivme önümüzdeki süreç için çok avantaj diye söyleyebilirim. Ve geçtiğimiz yıllara bakarsak, 10 yıldır teknik direktör olarak çalıştığım Altınordu'da 1-2 yıl hariç her yıl son 10 haftanın çok seri bir şekilde galibiyetlerle, puanlarla geçtiği dönemler çok yaşadık. Bu senenin de böyle olacağını düşünüyorum. Bir başlangıç yaptık ama kolay mı işimiz değil, çok zor. Ama zoru başarmak da herhalde bizim işimiz diye söyleyebilirim. Hocam uzun zamandır Altınordu'dasınız. Genç bir teknik direktörsünüz. Şimdi Süper Lig'e baktığımızda da işte İlhan Palut gibi, Ömer Erdoğan gibi, işte Volkan Demirel gibi hep böyle artık teknik direktör profili biraz daha gençleşmeye kaydı sanki. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Ya aslında bence güzel bir süreç yaşanıyor. Yani işte İlhan Hoca gibi birkaç isim daha var. Çok başarılı hocalarımız var. Yani Ömer Hoca gibi. Yani ve başarılı olmaları bence yeni bir jenerasyonun gelmesi çok değerli ve önemli. Ben birçok teknik direktörün çok başarılı, çok çalışkan, özellikle modern futbolu yakından takip eden çok değerli teknik adamlarımızın olduğunu düşünüyorum. Yeter ki onlara fırsat verilsin ve biraz da yani desteklensin diye düşünüyorum. Artık değişim olması gerekiyor. Dünyada, Avrupa'da bu değişim daha genç yaşta antrenörleri ortaya çıkarıyor. Ama ülkemizde biraz süreç tabii ki yavaş işliyor. Ama genç teknik adamlarımızın başarılı olması bence Türk futboluna sevindirici diye söyleyebilirim. Hocam şimdi tam bir futbolcu fabrikası Altınordu var. Burada sizin de inanılmaz bir desteğiniz var. Hem yönetim kurulu olsun, hem başkan olsun, hem sizin teknik ekibiniz olsun. Çağlar'la başladı, Cengiz'le devam etti, Burak İnce'yle devam etti. En son Enis'i Trabzonspor'a gönderdiniz. Sezon sonu için hocam yeni Çağlar'lar, yeni Cengiz'ler tabii ki de var. Süper Lig'de böyle transfer rekabeti girecek futbolcular var mı takımda? Süreç tabii ki Cengiz ve Çağlar'la başladı. Arkasından Berke, Ravil aslında çıkış yakaladı ama en üst seviyeyi yakalayan iki oyuncumuz var işte Çağlar ve Cengiz. Tabii ki onların belirlediği seviye çok top bir seviye. Şimdi alttan gelen öz kaynak oyuncularımız var. Bunların tabii ki bir anda gerçekleşmiyor. Şöyle biz bir de her yıl takımımız yeniden değişiyor. Yeniden genç oyuncularımızı A takıma alıyoruz ve zorlu bir ligde ve yabancısız oynuyoruz. Kolay olmuyor değişim. Ama tabii ki önümüzdeki süreçte bu tip oyuncular çıkacaktır yine. Burak ve Enis son çıkan oyuncularımız ki bu sene içerisinde gittiler. İkisi de biri Trabzonspor'a, biri de Bundesliga'ya, Arminia Bielefeld'e gitti. Önümüzdeki süreçte tabii ki olacaktır ama amacımız bu sayıyı arttırmak, tabii ki A takımda oynamalarını sağlamak. Ama A takımda oyuncu sirkülasyonumuz çok olduğu için mesela birçok oyuncu A takımımızdan sadece öz kaynak değil bizimle beraber çalışmış birçok oyuncu şu an Süper Lig'de forma giyiyor. Yani Süper Lig takımlarında oynuyor. TFF 1 Ligi'nde oynuyor. Yani mesela son örneği vereceğim. Ahmet İnan Özek örneğini vereceğim. Ahmet İnan Özek tabii ki bizden önceki süreci biraz daha yavaş işliyordu. Ve son günlerde şu an herkes Ahmet İnan Özek'i konuşuyor. Yani sadece öz kaynak oyuncularını değil dışarıdan transfer ettiğimiz birçok oyuncuyu da özellikle burada tekrar Türk futboluna kazandırmayı başarıyoruz diye söyleyebilirim. Yarışırken yetiştirmek de çok değerli bizim için. Bunun üzerinde 10 yıldır bir de 5 yıl Buca Spor Kulübü'nde çalıştığımız süreç var tabii ki. Bence Türk futboluna o zamanlardan başladığımız uluslararası seviyede futbolcu yetiştirmek kavramını aslında hayata geçirmiş durumdayız. Hocam gençlerle çalışmayı çok seven bir teknik direktörsünüz ve ülke futboluna sağladığınız gençler de ortada yetiştirdiğiniz futbolcular. Şimdi Fenerbahçe'de Arda Güler örneği var. Beşiktaş'ta Emirhan İlkan var.
Galatasaray'da işte Kerem Aktürkoğlu var. Trabzonspor'un yetenekli yeni yerli genç oyuncular var. Nasıl bakıyorsunuz hocam bu oyuncuların gelişimine? Yani şimdi tabii bizim olayımız biraz daha farklı ama Türk futbolunda birçok kulüp ya ligde hedeften koptuktan sonra ya da transfer yasağı, bütçesel anlamda sıkıntı yaşadıktan sonra genç oyuncuları biraz daha yönelmeye başlıyorlar. Aslında bunun normal şartlarda da olması gerekiyor ki Avrupa futbolunda, dünya futbolunda bu böyle. Şimdi Arda evet bu yüksek bir potansiyelli bir oyuncu. Bence oynaması gayet normal. Yani Avrupa'da şu an Barcelona'da oynayan Pedri baktığınızda çok özellikli bir oyuncu ama takımını kurgularken takımın bütün bölgelerinde senin için iyi bir iskeleti, iyi oyuncu grubunun olması lazım ki bu genç oyuncuları da arada en iyi şekilde değerlendirebilesin. Ben Fenerbahçe şu an tabii ki Arda'yı kazanmış durumda. İşte Galatasaray'da Kerem'in transferiyle başlayan o da şans bulduktan sonra Trabzonspor'da ki oynayan oyuncumuz, stoper oyuncumuz ve baktığınızda Beşiktaş'ta da gençlerin oynaması. Ama bu sürecin bence hızlı ilerlemesi gerekiyor ki ben uluslararası seviyeyi yakalayacak oyuncularımızın çok fazla olduğunu düşünüyorum. Ama o fırsatı almadıkları zaman gelişim kolay olmuyor. Tabii ki büyük takımlarda bir iki oyuncu altyapısından oynatabiliyor doğal olarak. Biz tabii ki bu sayıyı mesela biz Burak İnce ile oynadığımızda Burak İnce 2004 doğumlu bir oyuncumuz. Biz 2,5 yıl önce ilk Burak İnce'yi oynattığımda ben o zaman 15 yaşındaydı ki yanındaki oynayan oyuncuları 18, 19, 20 yaşlarında. Yani bizim işimiz bu anlamda daha zor tabii ki. Ama tecrübeli oyuncularla oynamak zorunda. Tecrübeden kastım saha içi tecrübesi. Belki 25 yaşında olabilir, 24 olabilir, 30 olabilir. Kurguyu yaparken genç oyuncularını vitrine çıkarmak istiyorsan takım iskeletini aynı şekilde hazırlaman gerekiyor ki genç oyuncular da değerli olsun, iyi performans ortaya koysun. Onlara güvenmek, onların eksikleri tabii ki olacak. Ben en çok karşı olduğum, sevmediğim söyleyeyim şu, bu oyuncunun çok eksiği var. Yani tabii ki eksiği olacak. Eksiği olmasa zaten Milan'da oynar, Real Madrid'de oynar. Genç oyuncuların eksiği olacak ama sanki Türk futbolunda büyük oyuncuların eksiği yokmuş gibi konuşuluyor. Bence onlara güvenmemiz gerekiyor. Genç oyuncular, evet ben de onlarla çalışıyorum ama elimizde bizim de tabii ki tecrübeli oyuncular da var. Onları da en iyi şekilde performansını geliştirmek zorundayız. İyi bir takım kurgusu ve en iyi şekilde performansı hem bireysel performansını arttırmak hem de takım performansını arttırmak zorundayız ki genç oyuncular da burada iyi bir performans ortaya çıkarsınlar. Buna ilaveten geçen sene playoff oynadığımız süreçte final oynadık biliyorsunuz. 17 tane öz kaynak oyuncumuzu sezon içerisinde görev vermişiz. 17 tane bu aslında bir rekordur. Farklı öz kaynak oyuncularımızı değerlendir ki finale kadar geldik. Belki son dakika biz golü bulsaydık Süper Lig'e çıkacaktık ki bu belki ülkede yani futbolda bir devrim gibi bir şey olacaktı. Hocam çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet için. Bize zaman ayırdınız. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Bundan Çok sonraki sağ olasın. süreçte de başarılar diliyoruz hocam Altın Ordu Çok teşekkür camiasına. ederim. Çok sağ olasın. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. İyi çalışmalar hocam. Sağ olun.